Şimdi uzun zamandır beklediğimiz belgeselimizi yapıyoruz burada. Kakaya Köyü yaylası, bizim kendi köyümüzün yaylasını size geniş ve teferruat olarak bugün tekrar dedik bir çekim yapalım, belgesel haline getirelim. Kakaya Köyü yaylası yaklaşık olarak köyümüze 26-27 kilometre mesafede, Gerediye 30 küsur kilometre mesafede olan bir yayla. Köyümüzün tam güneyinde karşısında Dören yaylası var. Köyümüzün yaylasına sizler için uzun uzun inşallah vaktimiz olursa Batı kısmında Gönügüren yaylası. Evet, batısında Gönügüren Hayatlar yaylası. Daha teferruat olarak onlar zaten haritada vardı. Doğusunda da Samat mandırası var. Diğerlerine artık bakacağız. Haydi hayırlısı. Pazengin'in abimin evi, evet. Müdürün evi, yanındaki? Yanındaki de Yusuf'un evi. Pazengin'in Yusuf'un evi. Evet. Şimdi ilerideki çatısız ev, Delibaşı'nın Seyda'nın evi. Rahmetli Delibaşı ölmeden önce yapmış olduğu güzel bir taş işçiliği. Aslında bizde şu anda pek fazla taş işçiliği yapan kimse yok. Bakın ne kadar düzgün olduğunu, taşla yapılan işleri, ne kadar sadece çatısının göçtüğünü görebiliyoruz. Bunlardan bildiğin var mı başka? Seyda abinin evi önündeki ev bizim evimiz. Bizim evimiz Hacı Yasa evi. Şu yanında göçük olan ev mi? Göçük değil, üzerinde görükmüyor burada. İşte daha sonra göreceğiz inşallah. Burası neresi Mehmet? Burada bilmiyorum ama burada Çakır'ın köpekleri vardı burada. Burada buraya hayvanlar buraya şey yapıyordu. Karşıda da şey var. Burada da kendi oturuyordu Halim abinin evinde. Şu karşıda da bakın ne var? Samat mandıraları var. Akabinde de arkasında Samat var. Şuradan karşıdan baktığımız zaman şurada Nöhren yaylası var. Nöhrenlerde yine sürekli şu anda kalan var herhalde. Sesler geliyor ama. Ama işte dediğimiz gibi birkaç ev kalmış. Rahmetli yapmış olduğu güzel bir yer. Burada yalnız bir şöyle vardı. Ben öğrencim çocukluğumda geldiğim zaman şurada şu alan var ya. Evet. Bu alan da bu evin olduğu alan. Boşta en sonunda sizin eviniz vardı. Öyle hatırlıyorum ben. Şu boşlukta boşlukta biz şu yapıyorduk. Top oynuyorduk. Şimdi bakayım bir şey daha var. Göründüğü gibi direkler, elektrik direkleri hemen evin yanından geçiyor. Elektrik her şey var. Burada sadece yapılması gereken tek bir şey var herhalde tahmini olarak söylüyorum, su yok. Su olursa insanlardan oturamazsınız. Şimdi? Şu an zaten verdiğim var falan çakmışlar. Kendilerine sahiplenmişler. Yani kendileri şu an sahiplenmişler. Bizden tabii sahip çıkan olmayınca haline. Tabii sizin için buraya biz tekrar güzel bir günde geldik aslında sonbaharda. Geziyoruz. Bakın. Bir oda burada var. Geliyoruz buraya. Şurada tuvaleti bile var yani. Burada şey var herhalde insanların. Malzememiz bakın geliyoruz şuradan. Tuvaleti var. Normalde bu tür evlerde tuvalet bulmak pek... Yani insanlar savaş anı andıracak, yani mevzi andıracak çok büyük taşlardan yapılıp. Bakın adamlar herhalde şimdi diyor ki geliriz diye şeylerini bile yataklarını bile bırakmışlar gitmişler arkadaşlar. Yani çok ilginç bir durum. Çok güzel bir konumda bakın 3 tane yer görüyor biliyor musun? Bir karşıda mandıralar. Hayvatlar yaylası ve
Şeyi de görüyor. Nören yarısı aynı anda gören evlerden bir tanesi. Elektriğe çok yakın. Konum olarak yani bu en son ben geldiğimde 2003 yılında imamların Hasan dayı vardı burada. Bize sağ olsunlar buyur ettiler. Yani konum itibariyle çok güzel bir yerdi. Aslında hiçbir zaten biz de arabadan giderken bu istikametten şöyle gitmiştik. Orada taşta görünen yoldan doğru yani tamam. Oradan doğru taşta görünen yerden doğru dört tamam. Doğru gitmiştik. Pili boş harcamayalım. Tamam. Dur. Kapat. Burası Hacı Yasin evi. Hacı Yasin kendi yapmış olduğu evi. Leyla Askin'in evinin içini inceleyelim. Yine burada da gönlük ölenler kalıyormuş. İki tane ev var, bir tanesi. Evet, burada da eşyalar yine hazır vaziyette bekliyor. Bir miktar sonra tekrar herhalde buraya gelecekler. Tahmini olarak söylüyorum. Evet, burası da abdestlik. Burası iki şeyden oluşuyor herhalde değil mi Mehmet? Burası abdestlik, hala. Su sistemi hariç her şey var. 2005 İhsan demiş bak. Ben yazdım onu. Geldim İhsan mısın sen? Yok, karşıya yazı yazdım ben zaten mi? İhsan böyle geldim ben, bilmiyorum kim ne oldu. Evet, şu yan tarafı, bir de şey öbürlerin evine bakalım. Ondan sonra buradan da çıkalım. Burayı da herhalde başka amaçlı kullanıyorlarmış ama burası çökmüş gördüğünüz gibi. Üstü beton. Altı ahır. Evet, belki çocukluğundan gelmemişsin ama şimdi bak geldin. Ört. Bunlar kimin? Şunları bilmiyorsun değil mi? Bir ara şey de vardı sanki zannedersem. Evet, götümüzü de görüyoruz burada. Burada sanki bir namaz kılan bir yer vardı. Sen bunu da sorabilirsin. Evet, cami şeklinde. Şimdi Ramazan'da bir yere gelmişti hatırlıyorum ben. Ama ben bölümden hatırlamıyorum tabii. Yani ben o zaman köydeydim de. Burada bulduklarını biliyorum Ramazan'da. 80'li yılların başlarında.